Merhaba arkadaşlar, Tarih Obası'na hoş geldiniz. Olgay Söyler'le bir başka yayında daha birlikteyiz. Olgay Hocam'la daha önce bir yayın yapmıştık e, Alevilik Bektaşilik konusunda. Toplam 4 saat sürmüş bir yayında, iki bölüm halinde bu kanalda mevcut. Arzu ederseniz arayıp e, onları izleyebilirsiniz. E, Olgay Söyler'le bugün kalenderilik hakkında konuşacağız. Hemen size neden bahsettiğimizi şöyle göstermeye çalışayım. Bu e, Ahmet Yaşar Ocak hocamızın biz kendisine pirimiz deriz. Ahmet Yaşar Ocak hocamızın Kalenderiler adlı eseri e, birisi çiğrattı. E, Timaş yayınlarından çıktı yeni baskısı daha önce e, Türk Tarih Kurumu tarafından basılıyordu. Oldukça güzel bir eser. E, Anadolu'da İslam'ın yayılışına tasavvufa tasavvufi gruplara özellikle gayri Sünni yani pek de sünni özellikler göstermeyen, hatta sünni inancıyla, ibadet şekliyle yer yer çatışan tarzda akımlara ilgi duyuyorsanız mutlaka okumanız gereken başucu eserlerinden bir tanesi. Ahmet Yaşar Hoca'nın diğer eserleri de bu, bu şekildedir. Ee, evet hocam bu kalenderiler kısaca kimdir? Kelime anlamı nedir? Neyi ifade eder? Bize bir açıklar mısınız? Herkese tekrardan merhaba diyeyim ben. E, tabii e, bu yapacağımız tanımda ilk olarak şunu söyleyeyim. İşin terminoloji terminoloji kısmı e, bir miktar e, sıkıntılıdır her zaman için. E, bize konuk olanları e, sıkabilir ama e, me mecburen e, bunları ilk başta tabii, söylüyoruz. Tabii. Çok kısa tabii. geçeceğiz. Tabii, herkesin Ervan, herkesin anlayabileceği, anlayabileceği bir şekilde, bir şekilde açıklamaya çalışıyoruz. Kalenderi toplumsal düzene karşı çıkarak içinde yaşadığı topluma... E, dikkate almaya değer görmeyen e, ve düzen karşıtı hı hı. kişiler şahıslar. E, bu e, kalandar kelimesinden geliyor Sankritçe. Sanskritçe. Evet, sanskritçe kalandar. Kalandar. Kanun dışı kanun dışı. Düzen bozucu Doğrudan. gibi Aa, anlamları var. Anarşist. Evet günümüzde tabi bu, bunlar artık basılabilen kitaplar. Korhan Kaya'nın Hindu Sözü, Hint hmm. sözlüğü var ve Budizm Sözü var. İki kitabını da burada almış olalım. Oralarda da bu tanımları çok rahatlıkla bulabilirler. Zaten Hint, İran, Mistik Dünyası üzerine kurulu bir düşünce ve felsefi akım olduğu için buradan bu kelimeyi alması da gayet pek tabi normal görüyorum ben. Normal görüyorsun. hatlarıyla tabi anlattık. İçinde yaşadığı... <laughs> topluma, düzene karşı çıkan. Ancak bu şöyle algılanmasın. Anarşist bir derviş grubu olmasına rağmen bu anarşizlikleri toplumsal düzeni veya devleti yıkacak pozisyonda değil. Sadece toplum dışı yaşamak toplum istiyor. Toplum dışı var, değil yaşamak mi? istiyor ve bu bunun nasıl dışa vuruyor? Bunun dışa vurumu da oldukça güzel çizimlerini bulabiliyorsunuz artık nette ve seyahların kitaplarında. Kılık kıyafet görünüşle. Ta ki ne zamana kadar ilk Çelebi Mehmet zamanında görülen Bedrettin ayaklanmamız var. Daha sonra da kanuni döneminde bazı mesianik hareketler var. Bunların içinde kalenderiler var. Bir tanesinin adı doğrudan kalender zaten. Şah Kalender Çelebi. İsyanda çıkartan. Evet. Türkiye'nin gördüğü Anadolu'nun gördüğü. Tabii Türkiye'de de çok kötü bir terim değil. Çünkü 12. yüzyılda zaten Türkiye'ye geçtiği için bu topraklar. E ee, bu Anadolu'da e, görülen en büyük Mehdi hareketlerinden bir tanesi doğrudan onun adını taşıyor ama hareketin kalenderi hareketi olarak değil tabii ki elbette sadece içerisinde yer alan unsurlardan bir tane. Çünkü içinde çok önemli boylar var. Ee, hatta e, yeni e, işte e, bünyes Osmanlı Devleti'nin kendi bünyesine kattığı e, bazı beyliklerin e, o dönemdeki askerleri veya o zamanki maaş alan e, kapıkulları vesaire barındırıyor. Doğrudan kalenderi isyanı olarak geçen bir isyan yok. Yani kalenderilerin bu anarşizm, e, anarşist tavırları ve görünüm olarak ortaya çıkan bir durum söz konusu. Zaten e, ve bir felsefi olarak söz konusu. Felsefi akıp. Felsefi akım şimdi bir nevi e, bilmemeleri veya çok soru gördüm ben bununla. Kalenderi işte e, nerede yaşıyorlar evet doğru Ondan çok güzel bir şey sormak şimdi olga hocam tarihçi ee, çok güzel araştırmaları var atlas tarih dergisinde özellikle çok güzel popüler tarih makaleleri yayınlanır oradan takip edebilirsiniz Hı. aynı zamanda şu anda çeşit çeşit kitap hazırlığında yakında olga hocanın kitaplarını da piyasada bulabileceğiz sen kalenderiler meselesine ve bu tasavvuf akımlarına ilk nasıl ilgi duymaya başladın İlk şöyle Biz, bize bir kısaca bahset. E, Seni ne etkiledi? Beni şu etkiledi. E, bir bir kere siyasi tarih artık toplumun her alanını ele geçirdi. Yani e, ana akım medya e, ve radyolarda ki ben de e, TRT 1 TRT Radyo 1'de e, bir sene boyunca yaklaşık program e, yaptım ve burada en çok aldığım soru Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Hep liderler, gibi e, değil mi? önemli farklı özellikleri olan e, ve güçlü kişiliklerdi ve hakikaten yaptıklarıyla e, sadece Türk tarihi için için değil dünya tarihini etkileyen insanlardı e, ama, ama ve lakin halkların da bir e, sosyal e, haklarında bir tarih olduğunu e, Biz hiçbir zaman e, unutmamalıyız Ben de unutmadım e, ve biz e, analiz mektubunu çok seviyoruz ve total tarihçilik sen sende e, bu akımdı çok e, sevdiğimiz bir alan halkın sosyoekonomik tarihleri ve e, dünyayı yönlendiren tarihi yönlendiren de bu Aslında e, devletin bir devlet kuruluyorsa ve yıkılıyorsa tamamen bunun içinde de toplumların e, kendi kattıkları kültürleri, yaşayışları, inançları etkili oluyor. E, o açıdan da ben e, sosyal tarihe ilgi duymaya başladım. Ve bu e, sosyal tarihe ilgi duyarken de e, tasavvuf ve halk inançları bunda etkili oldu. E, Tabii senin de çalıştığın ve asıl ilgi duyduğun alan işte Orta Çağ ve erken dönem Anadolu'su kesinlikle öncelikle. Kesinlikle öyle. O dönemin sosyal tarihini anlamak için de tasavvuf akımlarını Bilmek gerekiyor mecburen evet, hı hı. sadece dini bir içeriğe sahip oldukları için değil bu tasavvuf akımları aynı zamanda siyasi içeriklere sahip yani Kesinlikle dönemin var. siyasetine bir şekilde farklı şekillerde yön vermiş gruplar bunlar hı hı. çeşitli sultanlarla yakınlıkları var çeşitli beylerle yakınlıkları var yani yer yer nasıl diyelim. Bu çeşitli tasavvuf akımlarının liderleri, yani o zamanların şeyhleri, kutupları, kimi zaman kendisinde mehdilik gören bazı şahısları bir nevi sosyal iktidarı temsil ediyor aslında. Yani halk onların peşinden gidiyor. Ve de sen devlet kuracaksan yahut kurduysan ve meşruiyet sağlamaya çalışıyorsan halkın peşinden gittiği adamları yanına çekeceksin ki senin devletin baki olsun. Kesinlikle. Böyle bir ortam var öyle. oduna. Dolayısıyla bu tasavvuf akımları ve bunların çalışmaları üzerinden sosyal tarihi ve siyasi tarihi daha iyi anlıyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Yani bunlar olmadan o kısmı anlayamıyoruz. Mesela Osmanlı'nın kuruluşunda Osman Bey, Osman Gazi, Orhan Gazi, ta, ulema artık düzeni tamamen kurulana kadar yani medrese e, bu dervişler e, Rum Abdalları dediğimiz ki bunların birçoğu kalenderidir. Biraz sonra belki açarız. Hı hı. E, bunlar e, onların rollerini pekiştirici özellikteydi. Kim onları yanına alırsa e, durumu diğerlerine göre daha iyi oluyordu. Hemen bir sıfır öne, öne geçiyorlardı. Bu her dönemde böyledir. Yani Tuğrul Bey de e, kendi iktidarını kurarken Gazze'yle karşı e, belki de kendisine ilk kalender diyen e, tarihte literatürde öyle Baba Tahir Üryan'ı ziyaret etmişti. Adından Baba Tahir Üryan, adından Üryan. Evet, adından da anlaşılacağı üzere çıplak. Yani büyük ihtimalle bir karenleri dervişi ve bir mağarada e, ziyaret etmişti. O da e, bir kırık e, ibri yüzü, yüzüğüne yüzük olarak onun parmağına takıyor Tuğrul Bey'e ve meşrutiyet anlamında ki bunlara muhtaçlar. Osmanlı'nın en güçlü olduğu dönemde kanuni bile e, Şah karenderin kendini mehdi ilan etmesinden sonra kendini mehdi ilan ediyor hala ne kadar uğraşılıyor halkla yani halkı bir şekilde yanınıza almak zorundasınız tüm kurumlarıyla. Evet. Tasavvufta bunun en önemli en büyük en özel kurumlarından bir tanesi. Celalzade bundan özellikle bahseder. Mehdi ve sahip kıran sahibi zaman yani zamanın sahibi işte Mehdi olması birebir bu cümleleri kullanmıştır bunu kendi kitabında da yazar. Tamam şimdi ben bir minik alıntı okumak istiyorum. Tabii. Şimdi e, Ahmet Yaşar Ocak hoca'nın kitabından bir minik alıntı okuyacağım. Şöyle diyor. Kalenderi'nin anlamı hakkında şöyle bir açıklama böyle bir hem alıntı hem peşinden bir açıklaması var Ahmet Yaşar Ocak hoca'nın. Hatibi Farisi diye bir yazar var. O sanıyorum 14. yüzyılda yazmıştı. 13 yahut 14 olmalı. Gösterelim mi? Evet, göstersene. Şöyle. Hatibi Farisi. Gösterelim. Ha. yüzyılda. O geç yazıyor. O Hatibi Farisi yazarı bu. <laughs> Türk Tarih Kurumu'ndan yayınlanmış bir eser bu. Evet. Bu eserden alıntı yapıyor Ahmet Deşoracak. <laughs> Diyor ki Hatibi Farisi tarafından cemalettin Savi'nin ağzından, cemalettin Savi bir nevi kalenderiliğin nasıl diyelim öncüsü ee, kabul edilen, teşkilatlandıran, teşkilatlandıran örgütlü bir yapıya kavuşturan kişi. Onun ağzından kalender kelimesinin Harfleriyle sembolize ediliyor şimdi. Böyle açıklamış. Şeyhe göre bu kelime kalenderiliğin şiarını teşkil eden bir kanaat, iki lütuf, üç nedamet, dört diyanet ve beş riyazat kelimelerinin baş harflerinden oluşmuştur. Kanaat bildiğiniz kanaat etmek. Şimdi kalenderilik nedir onu, onu da biraz açıklıyor bu. Kanaat bildiğiniz kanaat etmek, yetinmek. Lütuf merhamet yani yaratılmış her şeye duyulan merhamet. Nedamet bir anlamda pişman olmak. Hani yaptığın kötü şeylerden pişman olabilmek, kendini eleştirebilmek. Değil. <laughs> Diyanet dediğimiz dindarlık. Riyazat dediğimiz de içinde biraz orucu falan da barındıran dünyevi zevklerden uzak olmak tamam mı? Böyle anlatmış. Fakat Yaşar Ocak diyor ki tabii ki kalenderi kelimesinin asıl anlamı bu değil. <laughs> Ee, sün sünni tasavvuf çevrelerinin tepkilerine maruz kalmış Kalenderiliğe biraz daha yumuşak bir bakış sağlamak için Hatib-i Farisi böyle bir açıklama uydurmuş diyor. Bunun dışında bir Kalenderi nedir ne düşünür? Yine küçük bir kuple bir şey okuyacağım. Kaygusuz Abdal. Biliyorsunuz 14. 13 ve 14. yüzyıllarda e, yaşadığı söylenen bizim bir, bir nevi halk şairimiz. Fakat yüksek zümre kalenderilerinden kendisi eğitimli e, e, oldukça eğitimli bir Abdal. Şatiyeleriyle müthiş bir insan. Evet e, kaygusuz Abdal kendi felsefesini ve kalenderilik felsefesini şu şekilde özetlemiş. Pes indi tahkik bil kim? Hak Teala'nın evveli ve ahiri ve üstü ve altı ve sağı ve solu ve önü ve ardı yoktur. İptida ve intihası yoktur. Bir bahri bi kenardur ki cümle alemi kaplayuptur. Yani cümle mevcudatın vücudunda hak mevcuttur. Yani diyor ki var olan her şeyin özünde Tanrı'dan bir şey vardır. Bir ruh bir öz vardır. Yani gör, gör, görüp görebildiğiniz bütün evren Tanrı'nın bizzat kendisidir gibi bir anlama geliyor bu. Bir başka yerde de şöyle söylüyor kaygısız abdal yine. Bu çölde neyi kaybettin, neyin peşindesin? Eğer Allah'ı bulmak istiyorsan o senin bütün vücudunu kaplamıştır. Senin dışında hiçbir şey yoktur. Ne varsa sendedir. Pes ışk eri oldur ki yani aşk yoluna baş koymuş kişi oldur ki aklı mizani de ışkı delili de nefsi zelilide. de özini bile arif ola. Hakkı kendi vücudunda bula. Buradaki ısrarlı vücut algısından yanlış bir şey anlamayın. Diyor ki yani Tanrı senin içindedir. Sen de onun içindesin ve Tanrı aynı zamanda bütün evrendedir. Helen hani temel inançları değil mi? Bu evet. gibi şeyler. Buna da vahdeti vücut diyorlar. Evet tabii ki e, özellikle evet. biraz sonra daha da e, konuşu daha da geniş ele e, alacağımız gibi biraz böyle yüksek zümre kalenderilerinin bildiği e, şeyler bunlar. Şeyler. E, bir de tabii ki e, popüler e, olarak bir kalenderilik e, yani yaşıyor. Halk, halk düzeyinde, düzeyinde e, yaşıyor. Tabii kalenderinin hani kabaca tanımını yaptık e, ama bunun bunun bir şöyle bir şey olduğunu unutmayalım. E, çeşitli kültürlerden beslenen bir yapısı var. Mesela? Ee, yani örneğin e, İran. Örneğin, Zaten Hint kökenli olduğunu evet. Asıl hin, Hindistan çıkışı değil mi ee, bu? Buda'yla ciddi benzerlikleri var. Hmm. Özellikle Cemalettin Savi neredeyse onun gibi yaşıyor Hadi teşkilatlandıran. Hmm. Cemalettin Savi az önce de bahsettiğimiz gibi ilk kalenderiliğin ilk kurucusu değil. Zaten böyle bir bilgiye ulaşmak da hemen hemen şu anda mümkün görülmüyor. İlk kalenderiler biliniyor. Bunlardan bir tanesi dediğim gibi Baba Tahir Üryan'dı çünkü bunun eserleri var yani o insanların tabii ki yazılı kayda geçtiği için bile daha önce varsa bilemiyoruz Baba Tahir Üryan kendine kendi Dubeytiler diye onun bir kitabı da vardı Dubeytiler evet yeniden şu anda yayınlandı nereden, ee, nereden yayınlandı onu bakarız buluruz, buluruz. Ee, Dubeytiler şiirleri e, gibi diyelim dörtlükleri, sağlıyor yani orada kendini kalender diyen yani ilk kişi Cemalettin Savide. E ee, mezarlıklarda örneğin aslında normalde kendisi bir Yaşadığı coğrafyayı söyle hocam. Suriye. Anadolu anlayacaklar. Ee, Suriye Suriye ee, ve, Mısır. ve Dim, Mısır. Dim Dimyat'ta ölecek. Mezarlıkta yaşadığı yer Suriye'de. Dımask geliyor. Dımaşk diye geçer. Şam'dır zaten onu hepimiz biliyoruz. Şam'da Bilal Habeşi mezarlığında yaşamaya başlıyor. Ee, o görünüşü ilk olarak kalenderiliğin görünüşünü proto prototipini ilk yapan o. Yani bu da nedir? Yani bir kalenderi nasıl görünmeli, Görünür. nasıl giyinmeli? Aynen öyle. Kendisi çıplak vaziyette artık soyunuyor. mezarlıkta yatıp kalkıyor. Orada yanında birkaç kişi daha var. Bunlardan bir tanesi bir süre sonra Anadolu'ya gelecek. Ona gelmeden önce Cemalettin Savi hakkında çeşitli menkıbeleri olan birisi işte peşine bir kadının düşmesi e, neticesinde beğenmesin kendini diye kaşını kirpiğini falan kazıdı ha, işte bıyıklarını kıllarını tabi. Şimdi kalenderilerde çiharı darptı, değil mi? Çihar darp dört vuruş. Çihar darp Kalenderi, kalenderilik erkanının önemli bir öğesi diyelim hani hı hı. erkan ne bir tarikata girdin mi bir e, sufi yola girdin mi? Onun belli edep ve erken kaideleri vardır. Onlara uyman beklenir. Kalenderilerde de çoğunda tabii hepsi birebir uygulamamış da. Çiharı darp diye bir şey var. O da şu. Kafadaki dört farklı tüyü tıraş etmek. Saç, kaş, bıyık, sakal. sakal. Hı hı. Hepsini, Bunların hepsini kazıyorlar. Vücutta genel olarak çıplak. Evet bu da sünni çevrelerce bidat kabul ediliyor. Evet. Çünkü işte peygamber sakal, sakal bırakırdı. Siz bütün kafanızın tüylerini niye kazıyorsunuz? Hı hı. Diyorlar. Aslında biraz bu şundan yani değil mi? Toplumda bunu yapan kimse yok. Yani hı hı. kafandaki bütün tüyleri kazımak seni otomatik marjinalleştiriyor. Sünni çevreler bu yüzden biraz da bundan hoşlanmıyorlar. Ee, Cemalettin Savi de bu şekildeymiş. Ve şey, çeşitli metinlerde e, onun bu yaptığını biraz daha meşru ve yumuşak bir şekilde açıklamak için şöyle bir şey uydurmuşlar. İşte neden bütün tüylerini tıraş ediyordu Cemalettin Savi? Çünkü aslında marjinalliğinden veya bidattan dolayı değilmiş. Kadının biri bu adama aşık olmuş. Bu adam da ne yaptıysa ne ettiyse kadından kurtulamamış. En son demiş ki ben kafamdaki bütün tüyleri tıraş edeyim, çirkinleşeyim ki kadın beni beğenmesin, artık peşimi bıraksın. Böyle kayda geçirmiş. Şimdi tabii e, az önce halk inanışından bahsetti. Halk İslamlığından e, yani hakikaten şöyle sadece Türkiye toplumu değil genelinde dünya toplumlarında çizilen genel e, çerçeveyle yetinmeyip mutlaka ona eklemeler ve çıkarımlar yapmışlardır. Bu, bu kendini veli kerametlerinde de gösterir şey uçmaz, mühürlü uçurur. Yani. Aynen o şekilde. Yani hiç şeyle alakası olmayan, yani bir şekilde ona isnat edilen yapılabil yapabildikleri şeyler. Yani bu onlardan bir tanesi bir örnek. Yani halk çizilen resmi çerçeveli hiçbir zaman ilgilenmeyip etrafından dolaşarak menkıbe edebiyatını da çok seviyoruz. Bu sadece dediğim gibi bize özgü değil. Dünyanın geneli için böyledir. Çünkü zaten bir kere aziz bilimi diye bir şey var. Yani azizlerin de bu türden anlatıları çoktur. Yani Hristiyan dünyası içinde en baştan en büyük din olarak, ikinci din olarak söyleyelim. Onda da aynı anlatılar vardır. Ve çoğu Anadolu'dadır. Bizim birçok veli de bunlardan nasibini, al, almıştır. nasibini almıştır. Yani, yani. bizim Anadolu'nun velilerinin kültlerinde de yani velilerin anlatılarında da aslında yerli yine buranın Usulleri. Hristiyan azizlerinin anlatılarından çok şey vardı. Parçalar Birbirine var. karışmış. Evet, evet. Çoğu zaman ayıramıyorsun bile. Cemalettin Savin'in hikayesi bu. Ee, yani farklı kültür çevrelerinden çekinmiyorlar. Değişikliğe açıklar. Bir kere takvimler esnek yapısı var. Bu tabi senkritik yani bağdaştırmacı. Şimdi Budizmden de parçalar var. Zaten az önce de bahsettik tekrar bahsedeceğiz doktrinine yansıyor. Yani örneğin bu da aç yaşayan sıkı bir riyaz rejim diyeyim. bunu anlaşılabilen bir tarz olsun. İşte dünya nimetlerinden tamamen eletek çekip dolaşma ve bunun en son aşaması da dilencilik. Artık nefsi tamamen çünkü dilenmek kolay bir şey değildir herkes bu yapamaz. Bu bahsettikleri o edep erkanın ilkelerinden ilkelerinden yine. ve bu dilenme süreciyle artık neredeyse birbirini tamamlıyorlar. Tabi bunlara isnat edilen suçlar onlardan birazdan bahsederiz ama özellikle birçok dinden bir şeyler aldıkları belli. Çünkü gezginci derviş. Bir kere seyyah. Yani birçok derviş seyyah'tır ama bunların farklılıkları şu sürekli seyahat etmeleri. Belli ait oldukları bir yer yok. Evet, Osmanlı'ya kadar. Yani şeyden Fas'tan Hindistan'ın en uzak ucuna kadar sürekli seyahat halinde olan dervişler düşünün. Kalenderiliğin ilkelerinden bir tanesi bu. Yani kalenderi olduğun zaman bunu da otomatik kabul etmen gerekiyor. Bir de yine Yaşar Ocak e, kitabında e, yazmış, seyahati de hem görgüsünü, bilgisini arttırmanın hem nefsi yumuşatmanın Hı. Hem de daha çok bilgi edinmenin bir yolu olarak evet, görüyorlarmış evet. yani elbette ki normal bir ya bu kalenderilerin temel savaşı kendi nefsleriyle kendi nefsleriyle aslında işin özü Allah'a ulaşmanın bir yolu değil mi kendi nefsini Kendince, ezerek ama ezerek evet kendi nefslerini çok ciddi eziyorlar Biraz önce bahsettiğin dilencilik de bununla ilgili dilencilik yani bunun son noktası. Dediğim gibi çok kolay bir şey değildir. Yani en basit düşünün anneni sizi komşuya gönderir utanıyorsunuz bir, bir bardak şeker almaya yani. Evet. Aynen bunu hepimiz öyle. yaşamışız diyeceğim. Aynı durum söz konusu. Kendi nefsini ezerek bunu yapıyorlar. Etkilendikleri bir düşünce ekolü elbette var. Birazdan anlatacağız. Ama o dayanakları noktası bu sapkın. Bunu Ahmet Kara Mustafa birazdan sen kitabında gösterirsin. Taratacağımız kitaplardan bir tanesi. Sapkınlık sapkın züht olarak anlatıyor. Yani sapkın yine züht. yine inançlı zaten sapkın bunların sapkın derken neyden sapmış? Ee, ana ana akım. akımdan. Ana yani akımdan. sünnilikten sapmış. Ya da ortodoks ortodokslük. Yani e, sünni tarikatlarda nefsini bir kalenderi kadar ezmene, dilenmene, şuna buna gerek yok. İzin Böyle şeyler de. gerekmiyor. Hı -hı. Hatta Belki yer yer zararlı bile zararlı, görülüyor evet. değil mi? Tabii. Zaten bir kere e, kalenderiliğin e, en önemli şeylerinden bir tanesi e, mücerrettik. Yani evlenmemek. Mücered, yani evlenmemek ama diğer tarikatlar böyle bir durum söz konusu değil. E, hani yalnızlık Allah'a mahsus kelimesini herkes bilir. Hı hı. E, evlen, Evleniyorlar ve teşvik de ediliyor. Mesela en basit bu. Seyahat ediyor dedik. Seyahat edildi, ettiklerinde gittiklerinde örneğin bir e, işte e, kirmaniğinin seyahatiyle bir kalenderinin e, tabii ki farklı oluyor. Ya da bir hallacın ziyaretiyle. Çünkü onlar direkt hangi zaviye, cami, medreselerde hatta misafir hoca gibi düşünün ders verebilirken kalenderiler mesela sokaklarda ayı gibi oynama. Adamların her şeyi kınanma üzerine. Evet. Tamam, ben... Özellikle kınanmak istiyorlar ki nefislerinde en küçük bir an bile en küçük bir kibre kapılmasınlar. Aynen öyle. Böyle bir İlginç bir şey. O, aynen öyle. Sokaklarda e, yaptıkları iş genellikle dilenme üzerine. E, Bu da gibi hatırlarsınız hepiniz belgesellerden, filmlerden. Portakal rengi bir üstü vardır. Yanlarında da e, dilenci tası çevrilen bir şey var. Bizdeki adı Keşkül. Hepimiz, Keşkül. Her, herkes bilir. Bizdeki adı Keşkül beraber dolaşırlar ve e, toplu olarak dolaşırlar. Budistler de öyle, bizimkiler de öyle. Kalenderiler bir kere toplu olarak gezerler. Bir şehre de toplu olarak girerler. Toplu olarak girdiklerinde genellikle yani dikkat çekmek için kendilerini göstermeyi istiyorlar. Bu amaçla da zaten kılık kıyafetleri bunların müsait hemen. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunlara genellikle devlet karşı ulema. Ulema. Medrese Tabii. eğitimi görmüş elit diyebileceğimiz yönetici sınıflarası arası çok iyi olan insanlar. Ama halk seviyor. Ama halk seviyor. Çünkü evet çok ilginç sebepleri var. Çünkü birincisi halkın hoşuna giden şeyleri yapıyorlar. Ne yapıyor? Kalenderileri seviyor dedi. Evet. Kalenderileri, kalenderileri seviyor. Çünkü yani bir ulema kere... ulema ile kalenderiler arasında çatışmalar var elbette. Aynen öyle. Çünkü bir kere çok renkli kişilikler ve geldikleri ortamı renklendiriyorlar. İkincisi herkes çok sever. Demek ki o zaman da fal bakıyorlar. Fal bakıyorlar. Ve kadınlı erkekli bunlar çekinmiyor hiç. Hani Osman bazen anlatılıyor ya işte bir kadını bile görmemiz var. yok öyle bir gö görünüyor evet, yani evet. öyle bir, hani, bir durum yok o zamanlar ıı, ka ıı, kadın ıı, çünkü mesela <laughs> Osmanlıdan biliyoruz hacivatta kara gözü kadınlarla çocuklar izliyor sadece erkekler değil yani oradan da pay biçebiliriz hatırlayacaklardır bal bakıyorlar üçüncüsü dediğim gibi oynuyorlar dördüncüsü görünümleri çok ilginç kendi ön dişlerini söküp mesela kolye yapmış İşte vücudunda ziller var. Ee, Derviş asasında zilleri var. Ee, onun dışında bunlarla çok şiddetli gürültü yapan tipler. Nefir üflüyorlar. Nefir dediğimizde Bektaşi Hacı çok göreceklerdir. Kazak aptalın resimleri resimlerinde falan elinde vardır ya da bazı Bektaşi Nefir diye. üflemeli bir çalgı. Üflemeli şarkı. bir çalgı. Büyük böyle bir hayvan boynuzu olduğu için çok farklı sesler çıkartamadığını eminim ama ben üflemiştim Mevlevihane'de bir kere. Vermişler ben, ben, Ses öyle, çıkabildi yok, mi? Yok. E, zor bir şey. E, ama e, bununla e, müzik ve davulları var. Hı hı. E, ziller, davullarla büyük bir gürültü. E, bunların tabi toplum tarafından e, sevilmelerini sağlıyor. Bir de çok ilginç e, bir şey. Bunların hızır olduğu düşünülüyor. Hızır, Nasıl, hızır. yani en azından birisini gördüklerinde hı hı. ya da birkaç Bunların içlerinde hızır olabilir, hızır olabilir hızır diye. Olabilir çünkü çünkü. hızırın görüntüsü bu şekilde tarif edilir. Yüzyıllardır ee, hiçbir zaman e, yani böyle şey olarak tarif edilmez yani iyi giyimli veya şey yaşlı olarak orta yaşlar tarif edilir perişan peşmürde genellikle ekmek ister zaten su hmm. ister ee, o Karşınımda yüzden de. Çok yoksul ve yoksul... bir şey isteyen birisi olarak çıkar Çık, kır, sen iç... de ona iyilik yaparsan o da senin dileğini verir falan. Kesinlikle bu kayıtlara da geçmiş oradan Hı -hı. biliyoruz Hı -hı. niye bu adamlara bu ilgi niye ee, işte bunlarla bu şekilde anlatılanlardan elde edilen memoralarda bu var. Bir de hocam şey var tabi, deli veli olayı var. Evet. Deli gibi hani bizim kültürümüzde de var, Orta Orta Doğu genelinde de var. Yarı deli gibi gözüken insanlar yahut dümdüz yani artık akıl sağlığını yitirmiş bazı insanlara veli muamelesi yapılması olgusu vardır. Bilirsiniz çoğunuz. Çünkü bunun çok eski köklerinde şöyle bir şey var. Allah aşkından delirdi, cezbeye geldi delirdi, ee, düşüne düşüne veya dolaşa dolaşa en sonunda Tanrı'yı buldu. Onunla karşılaştı ve aklını yitirdi. Gibi bir inanış var bunun temelinde. Hatırlarsın müvellef bununla ilgilidir evet, doğrudan. Müvelle. Vele, yani şaşkınlık artık Allah inancından şaşkınlığa uğramış. Hı -hı. Anlı. Allah aşkıyla ee, dolmuş taşmış ve artık meczup olmuş meczup, yani. aynen öyle. Me mecnun kelimesi, mecnun isim olarak ama anlamı aynen bu şekildedir. Bildiğiniz e hani o çöllere düşen meczupluk yani servisi. Kalem yani kalem de biraz bu muameleyi mi yapmışlar? Bu muamele yapılıyor. Hı -hı. Tabii kalemlik şöyle. E masumiyet masumiyetleriyle devlet ilişki gel gitli. Çünkü bir kere her şeyden önce şimdi e, bunu söyleyelim. E, neden uğraşıyor öyle ama bir kere vergi vermiyor. Şimdi toplumun... Devletle ilişkilerine en son bölümde öyle Tamam. Yani İnançtan toplumla gidelim. ilişkisi bu. Yani mesela bunun melamet teorisiyle çok ilgisi olan bir şey. Melami teorisiyle kalendeli kalenderiyelik felsefi olarak birbirleriyle örtüşürler. Melamet kınanmak demektir doğrudan zaten. Ben melamet hırkasını kendim giydim kime ne? Aynen, Oradaki aynen. melametle aynı melamet. Melamet ve bir şey, bir tür tasavvufi akım değil mi? Tasavvufi akım. bu aynı zamanda dağıt kalende gibi daha teşkilatta en azından bunun temsilcileri ortada. hepimiz biliyoruz. Üç devre olarak bunlar geliyorlar. çıkış yeri Horasan. 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 Çünkü yani İranlıların ve Türklerin kaynaşmış bir şekilde ya. yaşadığı bölge. Samaroğulları ile Gaznelilerin ana mücadele sahası. Hmm. Bir tanesi biliyorsunuz Hind, Afganistan tarafından geliyor. Bir tanesi Mavera Ünleri yani Soğut tarafları. Bunların mistik temelleri üzerine kurulu. Ve bu, bu savaşlardan en et çok etkilenen kimler? Esnaf teşkilatı. Yani ticaret yapanlar. Bir, bir tıpkı, de çiftçiler. Evet. Tıpkı Anadolu'da hani Oldu diyorlar ya ahi, Moğol Mevlana niye oturdu da Ahi Evrasa? Çünkü Savaş ahi evrana dokunuyordu. Ve ahi evran o yüzden şehit oldu Moğollar'a. Mevlana için böyle bir şey söz konusu değildi. Yani bu onu casus olduğu anlamını göstermez. Ve <laughs> casusluğunu göstermez. Tekkeden çıkmaması. Ee, yani illa herkes teşkilatçı ya da askeri kanatlı sorumlusu olmak zorunda değil. Kalenderiler savaşçıdır ama. İşte. Birazdan ben göreceğiz. De onu diyecektim. Şimdi Oğuz Türk'ünün yani Anadolu Türk'ünün gözünde senin deli ee, olabilmen için hani gerçek bir aziz mertebesine erebilmen için tekgeden çıkmaman falan bu tam ters bir etki yapıyor. Zaten bizim o dönemki veli kabul edilen dedeler, babalar hepsi hem savaşçı hem aşiret lideri hem de derviş. Aynen öyle. Çünkü bunlar toplumda gerçek işlevler yerine getiriyorlar. Yani aşiretlerini koruyorlar. Ee, onların Hukuki problemlerini kimi zaman çözüyorlar, onların refahı ile ilgileniyorlar, aç ve açıkta kalmamaları ile ilgileniyorlar. Bunun üstüne bir de derviş oluyorlar. ...e tabii ki kahramanlaştırılıyorlar onun sonunda. Yani değil mi bizim veliler? Kesinlikle öyle. Pek çok hani Hristiyan dünyasının, özellikle Katolik dünyasının velileri gibi pek de öyle insan içine karışmayan insanlar değildir. Değil. Tam aksinedir yani. İnsan içindedir. Zaten kalendariylein de en önemli şey çok güzel bir yere temas ettir. Kalenderilik toplum dışında yapmıyor bunu. Toplumun bizzat içinde. O yüzden de anarşist evet. e, deniyor. Ama anarşizm denir gibi. içine, toplumun dışında olmak için giriyor yani. Aynen değil mi? Öyle. Böyle Kesinlikle diyebiliriz öyle. yani. Sıyrılmak için, toplumdan sıyrılmak için bunu toplumun bizzat kendi içinde yapıyor. Yani ne yapıyor? Mal mülk edilme çabasını tamamen reddediyor. Melamilik gibi. Ha melamilikten bahsediyoruz. Yani Horosan e, mıntıkasında o civarda Orada zaten Hint ve İran mistizmden kaynaklandı. Çünkü o mistizm, kelimesi şöyle açayım. Hint'ten gelen akım yani bu da Hı -hı. E, gel geliyor. Zaten Hindistan dışında etkili olan bir akım. Bu çok ilginç bir şeydir. E, Hindistan dışında etkili oluyor bu da. Hindistan içinde neredeyse hemen hemen yoktur yani. Hı -hı. Günümüzde artık biraz daha fazla. Onun dışında e, burada Hamdun Kassar El-Hattat gibi isimlerin, önemli isimlerin varlığıyla ki bunlar esnaf. Nereden anlıyor? El-Hattat demirci demek. Kassar bez boyacısı anlamına geliyor. Esnaflar. Daha sonra bunlar ayar teşkilatı denilecek ve ahiler olarak Anadolu'da da göreceğiz. O zamandan var. Ve bunlar e, orada melamet hırkası az önce senin dediğin gibi giyiyorlar. Özellikleri e, taca hırkaya Tarik, tarikat asaya Asa düşman ya da hmm. tepkili. Çünkü e, tarikatlar belli bir yerden sonra ee, tıpkı Osmanlı'da göreceğimiz gibi e, devletten besleniyor. Bağışlarla kullanıyor. Ee, biliyorsun kimi zaman hükümdarın değişmesine, hükümdar değiştiremese bile devlet adamlarını değiştirebilecek güç elde ediyor. Bu Melami'ler bu dönemde 10. yüzyıl, 11. yüzyıl. 10. Arada. 11. yüzyıl. Aynen. Anadolu'ya daha sonra biraz sonra geri göreceğiz. Henüz sonra sandayız. Melametilerden bahsediyoruz. Aynen öyle. Ve bunların tamamı bu tarikatın kendisine ve temsilcilerine ee, bunlar düşman etkil ya da e, bu bir ekoldür, Mekseptir. İlk temsilcileri az önce bahsettiğim kişiler. Bunun ikinci devre melamileri Anadolu'da göreceğiz. Çok büyük isimler. Çok da severim. Hacı Bayram Veli ile birlikte görmeye başlayacağız. Hacı Bayram Veli'nin ölümüyle e, Akşemsettin ve Bıçakçı Ömer Dede de Emir Sikkeni arasındaki ayrım ile Emir Sikkeni tarafından Bıçakçı Ömer Dede de tarafından devam ettirilecek bir akım. Bayrami Melameli Bayrami şey evet. Bu da ikinci devre i̇kinci oluyor İkinci devre oluyor. Anadolu'da Bayrami Melameli sonra da hatta Hamzaviler olarak tanınıyorlar. Hamzaviler de bunlar Hamzavali'den Hamza, Hamza netice itibariyle bu adlı anılıyor. <laughs> Bosna'da tabi Rumeli'ye geçmek zorunda kalıyor Anadolu'daki, Anadolu'daki olaylardan. Bunun en büyük temsilcileri, devletin Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu dönemde yaşamaları ve kutup telakkisini bu dönemde bile zikretmeleri. Kutup, siyasi hiçbir otoriteyi tanımaz aslında. Dünyanın kutup, et yani bildiğimiz kutup yıldızı gibi düşünün. Dünya onun etrafında döner. En yüksek otoritedir. Sadece dini değil, her anlamıyla temsil eder. Hayatı. Daha sonra bu kavramın içi boşaltılacaktır. Bütün tarikat şey kendi pirlerini kutup Herkes olarak kendi tarikatını pir kutup, kutup olarak niteliyecektir. Ancak e, Bayram melamileri e, çok özel anlatılar barındırır. Pir Ali Aksarayi, Bünyamin Ayaşi, olan şey İsmail Maşuki, Hamza Bali, Ahmet Sarman, e, Sarman. E, bunların birçoğu idam ed edilmişlerdir i̇dam. yani. E, Hatta İsmail Maşuki miydi boynu Olan şey şey Hem kafası kesiliyor hem denize atılıyor. Denize atılıyor falan. ve sonradan bunu sahillerden takip ederek buluyorlar ve e, Bebek'te bugün bebekte e, gömülüyor. Bu devletle sürtüşmelerinin son bölümüne daha detaylı değinelim. Şimdi Olgay Hocam dedi ki mela Melami'lik dedin. 10-11. yüzyılda Horasan'da ortaya çıkıyor ve daha çok esnaf teşkilatı arasında. Anadolu'dan hemen önce aslında 10. yüzyılda ha, Baba Tahir Üryan'la. Evet diyorsun Melen... ve daha çok esnaf teşkilatı arasında. Çünkü orası ciddi bir savaş, savaş bölgesi. bölgesi. Ve savaş biliyorsunuz ekonomiyi ne hale getirir değil Hı. mi? Evet. Esnaf çok etkilenir, çiftçi çok etkilenir. Kesinlikle öyle. Yani hanedanlar, yöneticiler, askerler birbirleriyle savaşırken bir yandan kendi ekmeğini kendi kazanmak zorunda olan insanlar, devletten maaş almayan insanlar bunlar, bir nevi özel sektör. Kesinlikle. Dolayısıyla onların gelirleri ve bütün hayatları ciddi şekilde etkileniyor. Ee, zaten pek çok modern araştırmacı da işte Hagen olsun, Kara Mustafa olsun dönemin kaos ortamına verilen bir tepki Kesinlikle. olarak okuyor bu Kesinlikle. çeşit çeşit sufi tarikatı. Bu Horasan'da ortaya çıkan bu melametiye tarikatı ikinci evresini ve en ciddi evresini Anadolu'da yaşayacak daha sonra. Peki melametiler ve kalenderiler arasındaki ilişkiyi bir netleştirebilir miyiz? İlişkiyi netleştirebiliriz. İkisi toplumun... E, yani biri birinden çıkma mı, biri birini besliyor mu? E, Kalenderilik daha sonra olduğu için e, tabii ki ondan besleniyor. Ar, arka planında biliyorsunuz mistik hareketler vardı. Yani maniizm, budizm, e, mazdek gibi düşünceleri de barındırmasıyla biraz daha farklılaşmıştı. Ama yani melametilikten doğuyor bir Evet, bir kesinlikle binevi. ondan doğuyor. Yerleşik hayatın bütün, kurumlarına bir reddiye söz konusu. Toplumun genel geçen kurallarının tamamına bir tepki konusu ikisinde de aynı. Ee, ve bütün toplumsal yapıya adapte olacak tüm uygulamalar, yaşayışta, günlük, ayinde, ritüelde, edep, erken çalışma hepsine karşı bir tepki söz konusu. Peki çok güzel bir şey söyledin az önce e, ee, tasavvufun ortaya çıkışını da söyleyeyim mi? Çok kısa. Tabii tabii istediğin gibi. Tasavvufun ortaya çıkışı da Emevi dönemindedir. Emeviler i̇şte Daha... dönemi. Aynen. 100 yıl verelim. 100 yıl Emeviler dönemi ne zaman? Peygamberimizin hemen ölümünden sonra. E, ee, yani bin yıllar gelmeden önce. Bu Emeviler 90 yıllık iktidarında ortalığı toz eden bir devlet. <laughs> En önemli nedeni asabiyete dayanması. Arap kabileciği Arap yapmaları. Ve Arap milliyetçiliği. Diğer toplumun diğer kal kalanına mevali derler. Yani insandan saymıyorlar neredeyse. Açıkçası. Aynen öyle. Yani Arap olmayanı bu, pek insanla saymıyorlar. Ve bu ciddi tepkilere neden oluyor. Daha peygamberimiz yeni ölmüş. Ee, bunlar e, İslamı siyasallaştırma peşinde bunu da yapıyorlar ve e, halifeliği taht artık nedir siyasete döküyor ve bu e, yaşayan e, ki peygamber asan daha yaşıyor. Akrabaları yaşıyor, torunları yaşıyor ve bunları daha sonra biliyorsunuz hepiniz biliyik katledecekler. edecekler. Ve e, bir tepki hareketiyle daha 9. yüzyılda e, tasavv hmm. tasavvuf, tasavufi, tasavvuf e, tarikatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ya bu Emevilerin bu politikalarına karşı evet. olarak ortaya. Çıkıyor. Aynen öyle. Abbasiler dönemi artıyor. Çünkü niye? Abbasi'yi kuran Ebu Müslim Horasani nerede bayrak kaldırdı, Bayrak kaldırdı siyah sancağı açtı. Hazreten intikamını aldılar Muhtar Es-Sakafi ile beraber. Çok aç açmayayım hı hı. E, rahatsız olmasınlar. E, kısaca geçeyim. Abbasiler de daha sonra Ebu Müslim'i öldürmeleri karışıklıkların artmasına neden oluyor. E, kıyamet senaryoları başlıyor. Ve bu kıyamet senaryolarıyla beraber Değişik toplumların İslam'la çatışması söz konusu. İslam'ın da onlarla. Ya yani bir kere her şey önce Türklerle çatışmaya var sürekli. E Bizans'a çatışıyor devamlı. Oradaki e, imparatorluklarla. E, ve bir e, yine siyasi buhran söz konusu dünya üzerinde ve tasavvuf doğu, doğuşu başlıyor. İşin ilginç bunu nereden anlıyoruz? Bu tepkin e, örneğini de vereyim. Hiçbir tasavvufi hareket, e, hiçbir tarikat Arabistan'da peygamberimiz doğduğu yerde kurulmamıştır. Buradan anlayabilirsiniz. Yaşayamadığı için mi? Yok Buralarda... yani o ordu çünkü onlara zaten tepki olarak doğmuş. Yaşatılmadığı Arap... için. Doğsa bile yaşatılmazdı. Aynen öyle yani, yani e, bu e, Arapları. tasavvufu çok İslam dışı buluyorlar mesela. Ee, evet, Direkt bidat diyorlar. Osmanlı döneminde bir kadı falan biri gibi. Bugün de var canım. Yani, Bugün de var. Tasavvufla bu ilgilenemezsin Müslümansan. Evet. Tamamen Hal din dışı falan gibi Hı. yorumlar yapanlar da var yani. Ya ben biz şunu da söyleyeyim ben her yerde döne döne söylüyorum. Bizim bunları anlatmış olmamız böyle güzel anlatmış olmamız bunları sevmemizden tarihi sevmemizden ee, biz, e biz ne kalendiriyiz ne herhangi bir din dışı ya da bir zat insanlar O zaman boşver herkes kendi Ben çok al alıyorum serbestlik. bununla ilgili biliyorum, şey hocam biliyorum. sen kalendir ya kalendiri neyden bahsetsen evet. ocu ilan ediliyorsun. Olur, değil mi şimdi. doğru söylüyorsun. Bir hoca geliyor bir şey soruyorum cevap veriyor. Aa evet. ben seni öyle bilmezdim Osmanlıca Bir başkası geliyor bir şey konuşuyoruz. Sen Türkçüyüm <laughs> ya boş verin. <laughs> evet. Ben artık umurumda değil ne diyorsanız değil. Biz yani, burada neyse onu anlatmaya çalışıyoruz. Her zaman yaptığımız gibi. Tasavvufun doğuşu işte buna bağırır. Siyasi buhran anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla niye getir? Osmanlı dönemindeki Mehdi'yi getiriyordu. Harikatları getirmiş. Tabii ki başlangıçta Peygamber Efendimiz'in daha yeni hayatını kaybetmesinden sonra bu elbette ki daha bir sistematik, düzenli bir kurulan şeyler. Mesela ilk merakıp nameler daha ayakları yere basan merakıp namelerdir. Bizim Osmanlı dönemindeki bektaşi edebiyatında da bektaş merakıp namelerindeki gibi çok uç örneklerle karşılaşmazsınız. yaşayışır daha normaldir vesaire. Hmm. Ama daha sonra yaşanan olaylar ve İslam'ın çok yayılması, İslam çok yayıldığı zaman ne oluyor? Değişik halkları kapsıyor. E bu halklar İslamiyet'i kabul etmişler ama kendi kültürleri üzerine İslam cilası çekerek yaşatıyorlar. Evet, bu da o ne O yüzden oluyor? hiçbir toplumun İslam anlayışı bir diğerine benzemiyor Benzemez. doğal olarak. Bu, Benzememeli. Bu de sebeple de İslam dini İslam ama melame melametilik var. Ama bir yerde de bakıyorsunuz çok daha hani İslam Nakşibendilik var. Ha ikisi de Ahmed Yesevi'den doğmuş. O çok ilginçtir. Ya grupların küçük küçük farklı farklı grupların yaşadıkları coğrafya nedeniyle farklı ihtiyaçları oluyor. Yani o coğrafyada işte dediğin gibi çok yoğun savaş oluyor mesela. Kesinlikle. Onun belli bir farklı bir ihtiyaç doğuruyor o. Bir başka coğrafyada daha bir barışçıl ortam var ama işte atıyorum sık sık kıtlık yaşanıyor o hı. başka bir ihtiyaç. Kesinlikle. Yani hep insan ihtiyaçlarından doğuyor yani hı hı. eninde sonunda yani hı hı. bu. Kesinlikle öyle. Ee, yani mesela Anadolu'daki baktığımız zaman Mehdi'ci hareketlere baktığımız zaman en büyük sebeplerinden bir tanesi dini olduğu kadar da sosyoekonomiktir. Dediğim de gibi, aynısı. yani kanunun en güçlü olan. Çünkü kanunun hemen öldükten sonra başlayan celal isyanın en büyük sebeplerinden bir tanesi iklimin bozulması artık kanıtlanmıştır. Küçük Hı -hı. buzul çağı denilen bir çağ. Ama bunu sadece yani öyle bir hale getirmişler sadece alevi isyanları olarak yansıtılması Türk tarihine hak hakikaten yapılan en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Evet. Yani e, doktrin bu kuruluş. Bu. Biraz da görüntülerinden bahsettik. Hı hı. Ee, biraz görüntülerinden biraz daha, daha bahsedebilirsin ya. Bahsedelim. Mesela Çünkü yarı deyip... çıplak falan geziyor bunların çoğu. Aslında çok yani. güzel bir yere değindin. Cavlak. Cavlak. Cavlaki. Şimdi bazıları bunu çıplak der de cavlaki denmesine sebebi üzerine bir şey giydiklerinden anlıyoruz. Aslında tamamen çıplak olsa cavlaki daha cavlaki yün. Yün bir kumaş cavlaki, parçası. Cavlaki keçe. Keçeden keçe. yapılmış da derler biliyorsun ama kalitesiz bir şey. Bununla büyük ihtimal hani ne derler? Kaba tabir edep yerlerini örttüklerini anlıyoruz. Cavlaki de bu. Cavlaki bizim ülkede cavlak deyince kel falan gibi bir çağrışım Çırıl yapıyor. çıplak gezen Yanlış, insanlar Cavlak zaten o kumaşın adı. Arapça onu da bulabilirler çok rahat zaten dediğimiz gibi çar darp yapıyorlar. Yani dört buruş dediğimiz kaş bıyık sakal yok. Daha sonra haydarilik çıkacak. Bunlar şeydir. Haydarlar bırk haydarlar bıyık, bıyık bırakırlar. Sarkık bıyık bırakırlar. Bu, bu Anadolu Alevilerine kadar gelir? Çünkü nedeni birazdan istersen söyleyeyim. Hacı Bektaş'ın haydari olmasından kaynaklı. Hacı Bektaş bir haydari Büyü dervişidir. Derişi. Ve büyük ihtimalle bugün bize gösterildiği gibi hani böyle Ebu Suud gibi giyinmiş, kavuklu <laughs> ya da hani böyle <laughs> e, işte e, kumaştan güzel böyle e, samur kürkle falan dolaşan bir insan e, değil. Çünkü e, kendisini de biliyoruz. E, kendisi aynı zamanda kardeşini e, Babaylar isyanında kaybetmiş. Büyük ihtimalle o savaştan kaçmış. Hmm. Büyük ihtimal kendisinin de e, bazı faaliyetleri olduğunu düşündüğümüz e, vefayı Evet, bağlı vefaiye tarikatına bağlı. O Ebul Vefa Bağdadi'ye kadar gider. Ayrı bir program söz konusudur. Evet, yani arkadaşlar Çok... burada bahsi geçen bütün bu tarikat isimleri falan aslında hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. Ama sırf o silsiliği yahut o ağacı size açıklamaya çalışsak vallahi iki saat falan sürer. Çok sürer. Haydari, Çok kalenderi geçiyorum. bunların hepsi birbiriyle bağlantılı inanışları, yaşayışları da hemen hemen birbirine O zaman Haydar hemen söyleyeyim. Haydar, Kutbettin Haydar, e, Ahmet Yesevi'nin müritlerinden Hacı Bektaş'la bağlanan... Türk değil mi? Türk, Türkmen. Türk, evet. Türkmen. Türkmen babası Hakan olduğu düşünün. Zaten e, bu ben bu araştırmaları yaparken şuna dikkat ettim. Bu çok yaygın. E, örneğin Karaca Ahmet Sultan'da da görürüz. Babasının soylu. İşte e, kaygısız aptalın babası Alayi Bey'i. E, bunlar gerçek mi değil mi? Yani böyle karşılaştırmak lazım. Belgelere bakmak lazım. Şeyh vardı galiba adı. Türkistan'da bir hakan hmm. olduğu söyleniyor. Kutbettin Haydar'ın Hacı Bektaş'la ilişkisi onu zordur bir durumdayken Hacı Bektaş'ın kurtarmasıyla ilgili. Ama tabii daha büyük o zaman onda. Ve ona bir bağlılık söz konusu. Kalenderilikten sonra adı en çok anılan en büyük ikinci tarikattır diyebiliriz. Kalenderilikle doğrudan daha sonra işte adı çıkan camilik, etemilik falan var. Hiç açmayacağım. Bunlar isimle ilgili şeyler. Bunlar adamın isimleri. Etemle zaten hı hı. ya da işte molla cami falan gibi diyebiliriz. Bunlar da kalenderinin türevleri. Çünkü hangi ortamda nasıl yaşayabiliyorlarsa ve o anda öne çıkabilen birisi varsa onun ismiyle onun koruması altında yaşamak durumunda olduklarında ama aynı ritüel girişmiş. görüntü aynı. 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 Ay dariler, Kutbetin aylarının çeşitli özellikleri vardır, kerametleri vardır. Demiri eğip bükmesi nedeniyle bunları diğerlerinden hemen ayırabilirsiniz kalenderilerden, görüntülerde, e, seyahatnamelerde. E, kulaktan o demir küpeyi takan onlardır. Hacı Bektaş'ta oradan biliyoruz yani çünkü onlar da takılışa İsmail'de Hı -hı. de var. E, Bazı boyunlarında var çünkü e, ateşi elini sokup demiri bükebiliyor elinde. Kutbetin böyle bir kerameti var. Ateşin içine girebiliyor vesaire. O yüzden de oradan anlıyoruz. Kalenderiler bunun gibi bir şey taşımıyorlar. bir Aksesuarları yok. Namaz kılmadıkları ve oruç tutmadıklarına dair en çok yani ulema ile çatışmalarının sebeplerinden bir tanesi. Namaz, namaz yok mu? Namaz, oruç gibi ibadetleri Şimdi, çok gerekli görmüyorlar galiba. Şöyle öyle biliniyordu ancak... Barak Baba'yı görenler var. Hmm, Barak, Barak Baba namaz kıldırtıyor. Barak Baba namaz kıldırtıyor. Değnekle, kılmak istemeyene. Ama <laughs> göründüğü gibi istemiyor. Zorla kıldırttı. Barak Baba da Türk Türkmen tokatlı. Türkmen, Türkmen derviş. <laughs> Türkmen derviş. Şey aynı evet, zamanda. Bak onda da bir soy şey var. Şey Selçuklu şehzadesi olma. Yani en azın babasının Selçuklu şehzadesi. Ya biz Çağ Anadolu'sunu 25 saat anlatsak bitiremeyiz, bitiremeyiz arkadaşlar. Öyle şeyler var ki neyse. Evet. Barak mı? Barak arkadaşlar bildiğiniz gibi köpek. Adı elbette ki o değil. Sarı saltın yanında Sarı Saltan çok sadık olduğu için kendisine bir sen benim köpeğim bir de başka bir daha kötü bir anıları var ya da memurat var. Sarı 13. yüzyıl Anadolu'sunun ileri gelen Gazi de olduğu söylenen dervişlerine o da bir haydari derviş. Az önce Ceren hocamın dediği gibi aşiret önderi aynı aşiret zamanda önderi büyük önderi. bir aşireti kaldırıp Anadolu'dan Balkan'a götürebilecek kadar sözü geçen birisi. Tıpkı Hacı Bektaş gibi geçen Haşim hocamızı da saygıyla analım o vardı analım, Bektaş da oymağını becağıydı. söyledi çok şaşırmış insanlar böyle bir o, obanın ya da olabilir. Evet doğru. Çünkü bu insanlar zaten e, ön plana çıkıyorsa mutlaka toplumda saygın kişiler olması gerekiyor. Toplum içinde yer etmiş olmalı ki adını bugüne kadar gelsin. O yüzden de e, o çeşitli oymakların ve aşiretlerin bunlar reisidir. Hı hı. Zaten. Tıpkı Orta Asya gibi. Yani Aksakal Bilge ismi e, veliye evliyaya evrilmiş diyebiliriz. Hı hı. E, böyle düşünelim. Tabii farz olan ibadetlere ilgisizler ancak e, ibadetin e... hepsi de değil değil mi bazılarında Namazdır, oruçtur bunlar var galiba. Var var. İşte Barak Baba örneğinde olduğu Baba gibi. Barak Baba olduğu gibi var. Ancak zaten hani çıkış tepki olduğu için elbette bunlara çok iyi şey diyemeyiz. Yani çok iyi Müslümanlar alnı alnı secdadeden kalkmaz yani, diye bir tabir var. Öyle değiller. Sünniler diyemeyiz yani. Diyemezsiniz diyemeyiz. Çünkü heterodox bir akım. Yani cemaat dışı. Bazen Türkçe kelimeleri de hatırladıkça kullanalım. Cemaat dışı tabir edildiğimiz türde kendileri. Bunların... Ha semada bahsedelim mi? Tabi tabi. Sema, sema, ayinleri, ve raks. raks, sema ve raks. Ayinleri buna dayanıyor. <laughs> sema etmeyi çok seviyorlar. Zaten buna, e, bu sema için hep hazırlar. Az önce Barak Baba <laughs> ayı gibi oynuyordu ama e, Mevlana'nın nasıl sema ettiği de bugün bilmiyor. Bugün hepimizin gördüğü sema çok farklı. Onların hepsi uydurma. Haklanırız, hakka veririz, el bölüm, öyle bir şey yok. Mevlana'nın nasıl sema ettiği kesinlikle bilmiyor. Bana güvenebilirsiniz. Mevlana sema ediyor muydu etmiyor muydu ediyordu. bilmiyor muyuz? Ediyordu. Ediyordu çünkü Şems'ten dolayı ediyor çünkü Şems'te bir hmm. e, kalenderi. Şems'i Tebrizi'ydi. <laughs> Duyduğunuz üzere bir kalenderi dervişi. Kalenderi dervişi elbette ki yüksek zümre kalenderi dervişi. Birazdan yani anlatırız. Yani eğitimli. eğitimli. Evet. Ha. İkinci bölümde değineceğiz. Biraz bunlara. değiniriz onlara. Yani ne farkı vardı? Hı hı. Biraz farkı var. Ee, şimdi Sema çok önemli. Zaten bunun için hazırlar. Yani e, müzik aletlerini yanlarında zaten taşıdıklarını üstlerinde taşıdıklarını söylemiştik demirden ziller, demirden halkalar, def, kudüm, nefir bunların devamlı yanında. Bu semayı yapıyorlar ve toplum arasında yapıyorlar. Amaçları vecd'e ulaşmak, vecd haline geçmek, ekstaz, değil mi? Bunun yabancı adı. Tabi suçlamalardan bir tanesi yine burada ortaya çıkıyor. Bunların haşhaş afyon YouTube bu işi yaptıkları. Çünkü buna da nereden kaynağı varmışlar? Bunlar birbirlerini yaralıyorlar ya da kendilerini o anda aynı esnasında aynı gıkı çık hani böyle acı çektiğine dair acı bir emare emare olmaması e, bunu gösteriyor bunlar şamanizmden itibaren gelir zaten barak baba e, eğer bir ayrım söz konusuysa ortada durur şamanizmle Müslüman arasındaki ortak kişidir çok önemli bir yeri vardır. Türk tarihinde ve İslam tarihinde Barak Baba bunu temsil eder. Çünkü şaman ne yapıyorsa Barak Baba onu yapar. Ama Barak Baba Müslümanım der. Evet. Barak Baba'nın İlhanlı Moğollarıyla da ilişkisi var i̇lişkisi değil mi? İlişkisi var zaten onlara elçilik görevi yapıyor. Elçilik görevi yapıyor. Kalender çok güzel bir yere temas etti. Kalenderilerin hani bahsetmiştik ya anarşist ve elde avuçta tutamadığın insanlar. E, bunların ilk olarak askeri seferlerde İran Moğolları Moğolları ile kullanıldı. Mancırık falan taşıyor arkadaşlar. Mancırık Kalenderi de kalenderiyle. Şey. Mancırık ittiriyorlar, mancırık taşıyorlar. Büyük ihtimalle kullanıyorlardır da. Barak Baba da elçilik yapıyor. Bunu nerede göreceğiz bir daha biliyor musun Ceren? Fatih İstanbul'un fethinde Kalenderane Camii'ni hadi. <laughs> Ha, orada ee? da bunların, e, orada da yine savaşa katıldıkları hani protobektaş bir var diye emin değiliz. Çünkü yok kaynağı geç... Ama adı Kalenderhane Camii. Öyle olması bunu düşündürüyor. Bence de varlar bence de varlar. Yani bir o, şey var. o İstanbul'un fethinde <laughs> rol almış olabilecekleri olabileceklerine dair bazı anlatılar var. Onun Camii bugün vefada bir Müzesi. çok da güzel benim, bir çok bir cami güzel. Ya. Bizans kadar yapısıdır. Çok güzel ki. Bizans kilisesinden camiye çevriliyor. Hemen Fatih onlara hediye ediyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Ayasofya'yı kendine alıyor ve sünni itikadı. Hemen onlar için de bir cami Ayarlaması. Onları da dışlamamışlar. Dışlamıyor. Yani. Hemen onlara da bir cami. Tabi e bu caminin etrafında bir zavi olarak herkes düşünsün. Yatıp kalkıyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Ee, artık e, günlük yaşantılarını devam ettiriyorlar. Yerleri orası. Yani İstanbul'da kalenderhane caminde onlar bulunabiliyor. Ya da kalenderhane zaviyesinde vefa da. Peki bilmediğim için bir şey soracağım. Osman Baba'nın velayetnamesinde Fatih'le ilişkili olarak Anlatılıyor ya işte Otman Baba diye bir e, Türkmen dervişi var yine onun kendisinin ölümünden sonra bir müridi tarafından yazılmış velayetnamesine Göçe göre Fatih'e hep akıl verirmiş de işte Fatih gelirmiş buna danışırmış da bu da ona evlat bunu yapabilirsin dermiş de bu gibi abartılı anlatılara biz velayetnamelerde yani e, İslam Türk İslam dervişlerinin e, Menakib namelerinde, hayat anlatılarında sık sık rastlarız. Hatta birbirleriyle yarışırlar. Kesinlikle. Yani o otman baba kendi veli oturup kendi yazmıyor. O şey uçmuyor, oğlu müridi, müridi uçuruyor. Uçuyor. Müridi onun hakkında yazıyor. Dolayısıyla her mürit hasıl, hayır asıl en hakiki veli bizim e, şeyhimizdi demek için yazıyor biraz da o menakıbları Dolayısıyla hmm. abartı var. Peki, Osman Baba'yla Fatih gerçekten iletişim kurmuş olabilir mi? Şöyle, yani kur, kurduysa bile Osman Baba'nın hayat hikayesinden şunu çıkardım Fatih, yani e, elleşmeyin, gariptir diyordur. Değil mi? İlişkisi. Bana da öyle geliyor. Çünkü ya. tuhaf tuhaf hareketleri var. Evet. Ee, bir de tabii bir de halk seviyor bunları. Halk da seviyor. Bir de sürüldüğünü biliyoruz. Hmm. kuleye dediğimiz bizler şimdi bugün kimse seçim. En sonunda sürdü belki. Bir şey ifade etmiyor ama bildiği sur dışı. Yani hmm. İstanbul sur içinde. O hemen göz önüne getirin. Sur içinden makbul bir yer İstanbul dediğimiz ve oraya gönderiliyor hatta kızıyor ee, kızıp Sultanahmet'teki delikli taşı deviriyor yıldırımla falan. Sözde. Aynen. Ee, bu bir tabi Zeus'a da çok benzer. Evet. Hatta yıldırım kullanan şamanlardan sonra görebileceğimiz ben kitapta bunu işledim. Kerametlerden bir tanesi. Ee, Yıldırımı kamçı olarak kullanıyor. Hmm. Ee, hava, hava işte. olaylarına hükmedebiliyor çom, çomağıyla. Vay vay. Yağmur fırtına Ya da taşı da kullansın tam e, olsun. Aynen öyle o zaman yani, neredeyiz? Yani. neredeyse Şamlar, şamanlar ya da taşıyla bu marifeti yapabiliyorlardı. Buna bu çomak istat edilmiş. Sonra gelip yalvarıyorlar falan işte ne olur bırak artık yeter İstanbul sel götürdü artık diyerekten tekrar affedildi ama değişik anlatılar var, Terbiyesiz anlatılar da var. Fatih gördüğü zaman yaptığı değişik hareketleri hmm. var. yani tuhaf tuhaf Fatih ve peşinde bayağı da insan var. Yani evet. bunu Otman babayı böyle deli deli dolu bir adamı seven bayağı da insanlar. O yüzden şöyle Fatih söyleyeyim. hemen gözden çıkarmamıştır bence yani, de yani deli falan diyoruz. Belki şu anda yanlış anlaşılmasın. Bu adam Rumeli, Rumeli de yani elinde kılıçla savaşan birisi. Tabi. Yani. Rumeli Rumeli yapan yani ve kutuptur. Ve şöyle Kutup yani bugün işte deli deli hareketler yapıyor falan diye bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz hemen hemen her şeyh ve mürit bir yerlerin fethinde emeği geçen. Kesinlikle insanlar. öyle. Yani devlet kuruluşlarında yani, emeği geçen. Rumeli'de. ikinci bölümde bunu daha iyi işleyeceğiz. Konuşuruz. Rumeli'de e, ilk Sarı Saltık'tır, bilirsiniz. Sarı, Sarı, Sarı Selçuklu döneminden siz o konuya çalışıyorsunuz. E, Selçuklu'dan e, değil Osmanlı döneminde de e, bu hem kutupluk hem de gazi veli hüviyetinde olan birkaç kişiden bir tanesi biri Seyid Ali Sultan biri Akyazılı Otman Baba yani bu üçü çok büyük tabi Demir Baba var veli Baba falan var ama bunlar biraz daha onlara göre Rumeli birazdan oturduktan sonra artık hı hı. hani yoksa Rumeli fütü altında çok önemli yerleri olan kişiler Otman Baba o açıdan baktığımızda sadece kendini kendini kaybetmiş ahmak. Zaten abdal aptal kelimesi de bugün kullandığımız abdaldan geliyor böyle bir durumda değil. Onun meczupluğu kendine, zararı da kendine. bu insanlar az önce tekrardan söyleyeceğim belki unutmuşumdur. Eee melamilik, melamiyilik, melametilik ve kalenderilikte de ana düşünce aynı. Allah'a ulaşmanın farklı farklı yönleri vardır, yöntemleri vardır. Bu yöntemlerden bir tanesi de kendilerine göre budur. O yüzden de kimseyi kınayamayız. Zaten ismi de kınanmak <laughs> geliyor. Zaten onlar kınanmak, kınanmak istiyorlar. Istiyor. Kınanmak istiyorlar. Toplumdan dışlanmak istiyor. Toplumun bütün genel geçen kurallarına zaten muhalif artık anlaşılmıştır hı -hı, gibi. Siz hı -hı. yine sorabilirsiniz. Hı -hı. Durumu bu. Tabi burada e, hı -hı. uyuşturucu madde ve isnat edilen suçları söyledik. Yani e, en önemlilerinden bir tanesi de ulema ile karşı karşıya gelmelerinin bir tanesi de e, livata söz konusu. Livata durumu en kibar tam tabirle hani erkek erke eşcinsel, eşcinsel eşcinsel eşcinselik atfediliyor atfediliyor bu insanlara, bu insanlara yaptık bunun nedeni de Cemal peresik dediğimiz bir olgu var arkadaşlar cemal pereslik yahut mahbub pereslik mahbub bu tasavvufun sadece kalenderler için değil birçok tasavvufun evet. kolda görülebilen bir şey yani Allah'ın genç delikanlıların yüzünde yazdığı ya tecelli ettiği yani Allah'ın güzelliği ne? bu inanca göre Allah'ın güzelliği özellikle genç delikanlıların yüzüne her zaman değil bazılarının yüzüne, yüzüne. yansırmış Yansıması. Sen onun güzel yüzüne baktıkça Allah'ı görür mutlu olurmuşsun. Evet. Yani Ve anlatılan bu. Mesela Anadolu'da yine çok önemli bir e, e, teşkilatçı, sufi özlü önemli bir sufi yani teşkilatta biliyorsunuz gerek onlardan sonra o, olduğu için sufi diyelim Evhadettin Kirmani de vardır. Eee Kirmani bununla suçlanmıştır. E, peşlerine takıldığı gerekçesiyle bunlarla sema yapmayı sever biliyoruz bunu. Ama bu livata suçlamasıyla mı doğmuştur yoksa gerçekten livata yaptıkları için mi bu duruma düşmüşlerdir? kesin, değil, evet, net değil. kesin ee, mümkün değil. Evet, onu kesin bilmek mümkün değil fakat fare... şu var. Pek çok şey e, bu işte kendi şiirlerini bizzat yazan bazı dervişler var. Onların şiirlerinde mahbubum diye bahsettikleri erkekler var. Aynen öyle. Aralarında cinsel anlamda bir şey var mıdır yok mudur onu o şiirden çıkarmak mümkün, mümkün değil. değil. Bir de şu var. Bu kalenderi gruplara işte deminden beri anlattığımız gibi resmi ideolojiye her yerde ve yerleşik düzene karşı oldukları için siyasetle devletlerle başları sürekli dertte. Ve bunlar bir nevi sosyal iktidarı temsil ettikleri, öyle bir güçleri de olduğu için biraz da şey var. Yani e, resmi makamlar bunları biraz da halkın gözünde kötü göstermeye de çalışıyor. Yani var. bunlar bir yapıyorsa resmi Kurumlar buna 5 katıyor, 10 katıyor. Kesinlikle. Halkın gözünde meşruiyetlerini biraz bozmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla net bir şey söylemek mümkün değil. Yani Aslında. bunların tamamı böyle e, libatan yapar, hepsi e, Cemal Peres'tir e, falan e, demek biraz boş olacak. Evet, e, sadece böyle suçlamalar, yani suçlamalar, böyle bahisler de var. E, yine bir Fahrettin Iraki var, soyadından da anlayacağımız üzere Iraklı. Kirman'da Kirman, e, evet. yine İran biliyorsunuz hepiniz. E, Fahrettin Iraki Anadolu'da Kirmani gibi. Anadolu'da bir süre göreceğiz. Yine Konya'da göreceğiz. Kirmani de Konya'ya gelmişti. İbnül Arabi de Konya'ya gelmişti. Anadolu bu açıdan çok renkli bir yer. Gördüğünüz gibi Iraki de kalenderidir. Yüksek Zümre kalenderisidir. O da Hindistan'a e, Multan'ın peşine takılıyor. Multan diye bir Multani diye e, Hintli kalenderi var. Ee, onun peşine takılıp gidiyor, sonradan Anadolu'ya gelecektir. Yine Cemal Peresik üzerine yazdığı şeyler hmm. e, vardır ya da Mahmut Peresik evet, üzerine. Evet, yani bu meseleyle ilgili yine Ahmet Doğuşucağan Timuçtan çıkan Kalenderiler kitabında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ee, geçen e, programımızda e, özellikle genç arkadaşlar biraz üzmüştük çünkü e, bu edebiyat koşmayan ürünler olduğu için basımı zor ve basılmıyor tekrar. Evet, evet. Ama çok şanslısınız. Evhadettin Kirmani'nin hem şiirleri, rubaylar diyelim hem menakıbnamesi hem de onunla ilgili ciddi bir çalışma piyasada bulunuyor. Birik, hocam. Bir iki kitap yayın evinin, kitap yayın evi bizim çok önem verdiğimiz bir yeri. Sen her fırsatta söyle. Özellikle seyahatname kültürünün Türkiye'deki Kesinlikle. lokomotifi. Kitap yayın evi. Çok teşekkürler. Aynen Özellikle seyahatnameler seriniz için. Haşim Hoca'nın kitabı da yine oradan evet, çıkıyor. Evet. Ahmet Yaşar Hoca kocamızın iki kitabı var ki çok önemli makaleleri içeriyor. Biri e, İslam'ın izleri. Hı -hı. Hem Selçuklu hem Osmanlı. iki cilttir bu kitaplar. Bunlar da bulunuyor. Evhadettin Kirmani'yi de oradan çıktı. E, hatta sunuşunda Ahmet Yaşar Ocak yazdı. Bir dakika, kendiminkini bulmaya çalışıyorum. Ee, var mı? Kirmani'nin menakıb namesini Mikael Bayram Hoca yazdı. Anadolu bacılarını öne çıkartan yazılarıyla bilinir. Bacıyan Rum'u ön plana Baciyen alan Rum. çalışmaları ön plana bilinir. O menakıp namesini çevirip yayınladı. Rubayları de insan yayınlarından bulabilirsiniz. Çok pardon. <laughs> Şu muydu diye. <laughs> Merak edenler. <laughs> ha, kirmani Çok... tamam. Ha oh oh harika. Şu. <laughs> Dilersen yani istediğin kadar bahsedebilirsin. Evha gayet... dediğini kirmani Evhamid kitap dediğini yayın evinden yayınlanmış. Gördüğünüz gibi 13. yüzyıl kim var? Büyük Anadolu'da. Selçuklar. var. İçinden acaba bir şeyler okusak mı? Ben hazırlanmadım ama sen bir şey bulursan... Dur bakayım. Tasavvufi mezhep ve anlayışı diyor. <laughs> ha bak diyor ki ilahi sırlarla mest olanlar onun yani Allah'ın gül bahçesinde deste güller yaptılar. Cüneyt, Bayezid ve Hallac gibi binlercesi aklımdadır demiş. Tanrım aşk şarabıyla sarhoş et beni. Tamamen aşk bağıyla ayağımdan bağla beni. İçimde aşk olmayan her şeyden nasipsiz kıl beni. Kendi aşkında hemen yok etmekle var et beni. Anlayış bu. Çok güzel. İnanç bu. Beka ve çok zafer istiyorsan şey. uyuma. Dostun aşk ateşinde yan ama uyuma. Yüz gece uyudum da ne oldu sanki? Allah aşkına bu gece sabaha kadar uyuma. <laughs> çok güzel dörtlükleri var bak tam melameti ee, yok olmayınca tanrıya ulaşamazsın ey uyanıklar sarhoşluk güzeldir tanrı ile bir gün tanrı için puta taparsan gerçekten putperestlikle ulaşırsın tanrıya tanrıya ulaşmak için puta bile tapıyor olsan o da bir yoldur ve asıl amacın Tanrı'ya ulaşmaksa neyi aracı edersen et ulaşırsın. Yeter ki aşkla yan. Adamların yani bu kalenderi, melami bunların aslında değil mi temel felsefesi Tanrı'ya ulaşmak için e, Tanrı aşkıyla hemhal olabilmek için senin yerleşik dinlere, şunlara, bunlara inancı hani şey e, ihtiyacın yok. Bunu kendin bizzat yapabilirsin. Bunun için şarabı da kullanabilirsin başka şeyleri de kullanabilirsin. Yani bu yüzden de tabii ki sünni yorumların hoşuna gitmiyor. Kesinlikle öyle. öyle e, orada çok güzel bir şey de söyledin. Zaten hani e, puta da tapabilirsin. Hani bu Mevlana'nın Mevlana'ya Mevlana, Mevlana, Mevlana söylediği e, düşünülen ama aslında Ebu Said Ebu Hayır'ın söylediği ki o da takvimle ilgisi vardır. Ne olursan ol yine ne gel. Ne olursan ol yine gel. Yine geldi. O da e, yine bu bu zaten aynı halkanın trevleri aynı insanların düşüncelerini içerdikleri için bu açıdan da önemli. Peki Rum abdallarına geçmeden önce son neler söyleyebilirsiniz? Son şunu söyleyeceğim, belki atladık bilmiyorum. Yani kalenderili, tabii kalenderileri anlattık, ait oldukları çevre dış görünüşlerinden bahsettik, biraz doktrinlerinden, ayinlerinden, ritüellerinden bahsettik. Bunların hepsi aslında Terminolojik kelimelerde ama siz şu anda bunların hepsini duydunuz. Ama izleyicilerin aklında şöyle bir portre oluşmuştur herhalde değil mi? Böyle kabataslak, kabataslak bir şey oluşmuştur. eğer yani. zaten kendileri de yazmaya devam ediyorlar. <laughs> Yine eğer varsa bir şey sonra da alırız. Tamam. Bu kalenderilik şu açıdan önemli. Yani biz bugün neyi konuştuk? Kalenderilik Anadolu tasavvufunu şekillendirmesi açısından. Yani... Yunus Emre'yi, Mevlana'yı e, anlayabilmek, Hacı Bektaş'ı anlayabilmek açısından önemli. Çünkü Yunus Emre'nin şeyi Tapduk Emre, Barak Baba'nın müridiydi. Hepsi birbiriyle ilişkili. Aynen öyle. Mevlana, Barak Baba, Tapduk Emre, Yunus Emre. Mevlana ne zaman aşk demeye başladı, <laughs> ne zaman sevmeye başladı? Şems'le tanıştıktan sonra. Yani o açıdan ve bunların hepsi e, kalenderi dermiş. Daha sonra sen çok güzel bir soru soracaksın bana. Biliyorum. <laughs> Orada zaten anlayacaklar. Kalenderilere ne oldu? Hani niye yok? Evet Neden olmadıklarını e, daha iyi açık ve seçik görecekler. Yani bu açıdan hani 13. ve 14. yıldan itibaren Hı? Anadolu'da görülen tasavvuf hareketlerin asıl sebebi e, kalenderiler. E, çünkü Mevlana daha öldüğünde bir kalenderinin olması ve Mevlana'nın cenazesinin en önünde kalenderilerin gitmesi. Hayhu aynen Eflaki yazıyor. Hayhu Eflaklı'nın cenazesinde en, en önde kalenderiler gidiyor 7 tane öküzle beraber. Oy. O öküzleri götürecekler. Eee Niksari bu kişi. Bu Ebubekir Niksari bahsettiğim Cemalettin Sabinin yanındaki olan mezarlık 4 kişiden biri. Anadolu'ya geliyor. Ee, Anadolu çok önemli bir yer ya. Evet. Evet. tabii bunda Moğol etkisi de söz konusu. Moğol hakikaten acıma. Moğoldan kaçan, kaçan Anadolu'ya Anadolu, geliyor? Kaç Anadolu'ya o, o, o devirde bir sığma bölgesi zaten. Sığınanlarda sığınanlar da burada gayet güzel anıları, anekdotları ve notlar bırakmışlar inanç tarihimiz açısından da. Hem dünya inanç tarihi açısından yani hı hı. tasavvuf tarihi açısından. 12 sari yaşıyor ve onun bir zaviyesi var. Ee, oraya gidiyor. O öküzler orada kesilip fakir fukara'ya dağıtılacak. Eflaki bundan gocunmamış. Ee, açıkça yazmış hayhuy ederek önde Vah, tüh diye bağıran bunlar mı zaten. Yani yine orada da hani kendilerini biraz belli etmişler. Yani bu açıdan da Anadolu'daki Selçuk döneminde ilk kalenderimizde oydu bu arada. Belki hani açarız birazdan Ebu Bekir Niksari'ydi. Onunla beraber başlayan bu tasavvuf hayat daha sonra Yunus Emre'ler, taptuklar Hacı Bektaş'larla devam edecek. Rum Abdalları dediğimiz de artık zamanla ulemanın oturması ve Bektaşi tarikatın teşekkürüyle içinde erimiş olacaklar. Evet, çok teşekkürler hocam. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Ondan önce ben şu kitabı da göstermek istiyorum. Yine kitap yayın evinden çıkmış. Eyüp Öztürk yazarı velilikle ve delilik arasında. Evet. Bugün İbn-i adı hem geçti hem müvelleh kelimesi geçti. Meraklısı bu kitabı da edinebilir. İbn-i Serrac kalenderi, i̇bn özelliği şu. Hani sünni itikat çok bağlı biridir. Ama bunun yanında çok da güzel kalenderlerle anıları vardır ve Gali onları sünni anlatır. Gayrı dervişlere de çok e, i̇lgili. saygılı ve ilgili. saygılı ee, Ve onların üzerine biraz fazla gidildiğini düşünüyor sanıyorum. Değil kesinlikle mi? Ben öyle. öyle tat aldım. İşin ilginç yanı e, ne kadar e, özel biri ki e, bu adamlarla e, ne deniyor? Oturuyor, kalkıyor, hmm. görüyor, görüşüyor, gidiyor, gittiği yerde buluyor. Gazeteci gibi ya adam. Kesinlikle öyle. Yani Evliya evliyaçeli hmm. gibi yani kendi bir anlamda tasavvuf hayatının ve sarı saltığı da görmesi Görmüş. Çünkü sen de çok iyi çalışıyorsun bunu biliyorsun. Çünkü sarı saltıkla ilgili Enes'in kaynağımız e, seyahatnameydi. Rühle. Yani Ebu İbn Batuta seyahatnamesi. Serraç oldu. E, neydi? Ruhların ve ruhların e, ve, e, Meyvesi ve, kazancın bir şeyin anahtarı. anahtarı. <laughs> <laughs> Türkçe'ye çevrildi kitap yayınımdan. <laughs> evet tabii ki kitap yayınımdan. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde Osmanlı'nın kurucu zümrelerinden biri olan Rum abdallarından bahsedeceğiz. Abdalanı Rum'dan ve bu insanların kalenderilerle olan ilişkisinden bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.